İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Arge Merkezi Müdürü Sayın Nevzat Bayrağı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Evet, herkese merhabalar. Nevzat Bayrak ben. Metro İstanbul Arge Merkezi'nde müdür olarak çalışıyorum. 17 yıldır Metro İstanbul'da çalışıyorum. Bugün size tabii fuarın da teması olan yerleşme faaliyetlerinin Metro İstanbul'daki dünyasından biraz bahsedeceğim. Sunumumuz da açılırsa. Metro İstanbul hepinizin bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye'nin 1988 yılında kurulmuş kent içi raylı sistem işletmesini yapan iştirak kuruluştur. Takip eden süreçlerde metro hattı, tramvay hattı açılışlarıyla beraber günümüzdeki işletmesi olan 215 kilometrelik hatta kavuşmuş bir işletmeci kuruluş. Yerleşme teması olduğu için aslında mihenk taşlarından sizlere bahsedeceğim. Biz 2000 yılında 10 yıllık tecrübe, işletme tecrübesiyle birlikte yerli araç üretiminin ilk faaliyetlerine başladık. İlk prototip ürünümüzü 98 yılında üretim aşamasına başlayıp 2000 yılında raylara kavuşturduk. Akabinde 2004 yılında ve 2009 yılında prototip çalışmaları devam etti. Yaklaşık bir 2 milyon kilometre kadar işletme yapmış bir tecrübeye sahip prototip araçlar üretiminde bir belli bir bilgi birikime kavuşmuş olduk. Devamında da tabii Metro İstanbul olarak kent içi raylı sistemlerde büyük bir kuruluşuz. Bu işleri yapabilmek için kaliteli süreçler, kaliteli işler doğurur mottosuyla da IFQM çalışmalarını yürüttüğümüz 2011 ve 2021 ve 2022 yıllarında mükemmellik ödüllerine başvurumuzu yapıp 2022 yılında tek 6 yıldıza sahip kent içi raylı sistem işletmecisi olmanın gururunu yaşadık. Ceyhun Bey de az önce biraz spoiler verdi. Tram 34 projesi aslında bugünün ana teması. Geçtiğimiz Mayıs ayında imzası atılan ve Sanayi İşbirliği Programı ile yapılan, daha önce seri üretimi 2014 yılında yapılmış olan 18 adet İstanbul tramvay aracının temelinde teknik üretim platformunun üzerine kurgulanmış 34 adet araç üretim projesi. T4 hattımızda Topkapı Habibler hattımızda hizmet verecek. İlk ürünümüz, ilk prototipimiz 18 ay sonunda raylara kavuşacak. Bu hevesle de başlamış olduk. Mevcut ağ yapımız 215 kilometrelik ray uzunluğuna kavuştu. Günlük yolculuk sayımız 2.9'lara varan rekor sayılara ulaşmış oldu. Tabii bu pandemi sürecinde 200 binlere kadar düşürdüğümüz bir yolculuk serüvenleri de yaşadık. Orada ekonomik kısıtlar da oldu ama başarılı bir şekilde ekonomi yönetimiyle günümüze kadar hem elektrik parasını ödeyebilir hem performansını sürdürebilir, konforunu sürdürebilir bir şekilde şirketimiz yönetimini devam ettirmiş oldu. Metro İstanbul büyüklüğüne baktığımız zaman biz bu operasyonu 15 tane yerleşkede yapıyoruz. İstanbul'a konuşlanmış çeşitli bakım üslerimiz de yapıyoruz. Burada en önemli vurgulayacağım şey yürüyen merdiven ve asansörler büyüklüğü. Avrupa'da birçok şehri dolaşmışsınızdır. İstasyon başına düşen belki 0.5-1 yürüyen merdivenken bizde 4-5'li rakamlara çıkıyor. Ciddi bir ekipman parkuruna sahibiz. Günlük senelik 2 milyon sefer düzenliyoruz ve dünyanın etrafını 2766 kez dönmüş olduk bu kadar parkurla. Araç çeşitliliğimiz bizim şu anda mevcut filomuzda 1015 tane aracımız var. 12 farklı marka ve 20 farklı model aracımız var. Tabii bu hem bir yandan handikap doğurduğu gibi bazı maliyetler ve dezavantajlar doğurduğu gibi hem stok maliyetleri hem arıza türlerinin farklılaşması hem yetişmiş personellerin çok fazla sayıda yetiştiriyor olmamız, tutuyor olmamız yanında bize teknolojik olarak birçok araca temas etme fırsatı doğuruyor. Birçok sistemde çalışma fırsatı doğuruyor. Bunlar bize bir bilgi birikim oluşturuyor. Bunlardan yola çıkarak da artık raylı sistemlerde, tabii Metro İstanbul 90'lı yıllarda başladığı serüvenlerde, 2000'li yıllarda sektörü de biraz daha canlandırır, yerli firmaları da doğuracak şekilde projeler üretmeye başladı. Bu bilgi birikimini işbirliği yaptığımız firmalarla beraber yerli ürünlere dönüştürüyoruz. Son zamanlarda da akademik işbirlikleri yapmaya başladık ve üniversitelerle, İTÜ ile, Yıldız Teknik ile, Eskişehir Üniversitesi ile ciddi çalışmalar da yapmaya başladık. Tüm bunları özetleyecek olursak, evet, Metro İstanbul 34 yıllık bir işletme tecrübesine sahip. Son kullanıcıya günlük 2 milyon 900 yolcuyu dikkate aldığımız zaman son kullanıcının her
türüne dokunmuş, temas etmiş oluyor. Her yolcu grubuna hizmet vermiş oluyor. Buradan bir tecrübe ediniyor. Yolcularımızın beklentileri, konfor beklentileri ya da yolculuktaki dakiklik vesaire, hizmet, kapasite beklentilerinin hepsini günlük olarak yaşıyoruz. Bunlar bize bir tecrübe katıyor. Bakım dediğimiz dünyada evet araçlarımız çok çeşitli ama elektrik, elektronik, elektromekanik bir sürü istasyonda tesislerimiz mevcut ve hepsi değişik yıllarda yapılmış. 80'li yılların teknolojisi, 90'lı, 2000'li ve son yıllardaki sürücüsüz metrolara varan teknolojilerle birlikte bakım ve onarım tecrübelerimiz fazlaca doğdu. Belki dünyada bütün bakımlarını in-house yapabilecek sayılı şirketlerden biriyiz. Bunun yanında projeler de üretebiliyoruz. Küçük yerli üretim projeleri biraz örneklerini vereceğiz. Tabii biz dediğimiz gibi 88 yılında kurulduk, 89'da ilk işletmemizi açtık. Ve 50 yaşına varan araçlarımızı hala hayatta tutmamız lazım. İşletmemizi devam ettirmemiz lazım. Bazı ürünler end of life olmuş, ürünleri temin edemiyorsunuz, firmalar yerinde değil, artık o araçlar üretilemiyor ama biz işletmemize devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arıza yapan sistem bütün sistemi yok etmesindense arıza yapan sistemlerde tersine mühendisliklerle hem malzeme analizleri yaparak hem daha iyi koşullarda performansını sağlayacak ürünleri yerli firmalarımızla beraber yerleştirme faaliyetleri yapıp 40 yıllık 50 yıllık araçlarımızı hala canlı bir şekilde filomuzda işletmeye devam ediyoruz. Hizmet ürünleştirme dediğimiz şeyde tabii Metro İstanbul sadece raylı sistemlerden, raylı sistem işletmeciliğinden ibaret bir şirket değil. Proje birimlerimiz var. Fizibilitesinden mimari projelerine, istasyon projelerine, güzergah projelerine, bunun yanında müşavirlik projeleri, yapım işlerine başladık. Ve en önemlisi de yakın zamanda organizasyonunu sağlam temellere kurduğumuz ARGE merkezimizi kurmuş olduk. Mühendislik faaliyetlerini de sağlam temellerle devam ettiriyoruz. Artık ürünlerimiz de, hizmetlerimiz de ürünleşmeye başladı. Şirket içi ve şirket dışı projelerde yurt dışına da artık projeler üretmeye başladı ki bunu iki fasılda yer alıyor. Bir Avrupa Birliği Horizon Eurostar taraflarındaki projelere hem konsorsiyumlara katıldığımız projeler, oralarda yer aldığımız ki Eurostar'da ciddi bir proje başvurumuz oldu, sonucunu bekliyoruz. İlk yurt dışı uluslararası projede Katar'da Katar TÜBİTAK ikili anlaşmayla açılan bir programa dahil olduk ve orada projemiz ikinci seçilerek onayını da aldı. Uluslararası bir projeye de başlamış olduk. Elektrikli araçların şarjının bizim akıllı şebeke yönetimiyle mevcut hatlarımıza, dağıtım sistemlerimize entegrasyonu üzerine bir projeydi. Büyük yerli üretim projeleri biraz önce Ceyhun Bey de bahsetti. Tram 34 evet sinyalizasyonu başladığımız ama nihayetine bir şekilde ulaşamadığımız ama bundan sonra ilk fırsatta M1 hattının ihaleye çıkmasıyla beraber sinyalizasyon projesini de orada hayata geçireceğimiz büyük yerleşme projelerimiz oldu. Tabii tedarik politikalarımızı dediğimiz zaman biz kamu kaynaklarını kullanıyoruz. Dolayısıyla kamu kaynaklarını en etkin, verimli şekilde kullanmanız gerekecek. Her zaman ucuza kullandığınız malzemeler bu sefer konfor olarak, negatif olarak size geri geliyor. Dolayısıyla bunun bir optimum tarafını bulmamız gerekiyor. Biz evet bütün projelerimizi yolcularımızın mükemmel yolculuk deneyimini yaşayacak şekilde konforunu, dakikliğini, beklentisini üst düzeyde tuttuğunu da biliyoruz. Çünkü artık hizmet kalitemiz Avrupa'nın da üstüne çıkmaya başladı. Temizlik anlayışı, dakiklik, sefer veya ekipmanların emre amadeliği noktasında. Biz bunları daha ileriye götüreceğimiz, kamu kaynaklarını da en efektif şekilde kullanacağımız modeller geliştiriyoruz. Sürekli gelişim kültürümüz tabii bunun bir ışığı dediğim gibi 90'lı yıllardan başlayan serüvenle kendi aracını üreten bir hale gelmiş bir işletme. Sektörde evet liderlik dediğimiz kavram Metro İstanbul Türkiye'deki iki yolcudan birini taşıyan bir işletmeci. Dolayısıyla bu uygulama alanı da 215 kilometre 1015 tane araçla dediğiniz zaman birçok yerli firmaya uygulama alanı sunan bir fırsatı ve laboratuvara sahip. Burada herkese de zaten bazı konuşmalarımızda açık çağrıları da yapıyoruz. Biz yerleşmeye açık ve bu yönde her türlü kaynaklarımızı oralara adapte edecek şekilde konsantrasyonumuz tam. Bütün firmaları da buralarda yerli çalışmaları bekliyoruz. Evet ölçek ekonomisine takılabiliyoruz bazen. Burada zaten Metro İstanbul'un rolü ortaya çıkıyor. Oradaki ulvi amaçlarla birlikte biz kendimiz de üstlendiğimiz, kendi mühendislik kabiliyetimizle de yaptığımız tam Metro İstanbul ve İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretiyoruz. Neden yerleşme kararı alıyoruz? Biraz çerçeveleyeceğim aslında konuşmamın bir kısmında bunlardan bahsettik. Evet tasarruf ama tasarruf bu sadece para harcamamak değil. Doğru işi doğru zamanda doğru maliyetlendirmekle alakalı bir durum. Ve biz evet yerleşmeyi hep ucuzunu yapalım diye gayretimiz yok. Ama teknolojinin burada doğması lazım.
Yani Türkiye'de ben inanıyorum mühendislik anlamında her türlü şey yapılabilir. Evet, fırsat verilsin, proje verilsin, biraz bütçeler verilsin. Bu durumda her şeyi başarabilecek güçteyiz. Dışa bağımlılığının azaltılması, özellikle pandemi sürecinde bunu çok yaşadık. Bir kapandığı zaman, işte ülkeler, dünya kapandığı zaman, artık kendi kendine yetemediğiniz zaman ya yok oluyorsunuz, ya canınız çok acıyor, ya paranız daha fazla kayboluyor, hizmetiniz duruyor, şirketler batıyor vesaire. Artık kendi kendine yetebilir hale gelmemiz lazım. Metro İstanbul'da büyük ölçekte bunu başarmış durumda. Dediğim gibi bütün bakımlarını, onarımlarını in-house bir şekilde kendi kadrosuyla yapabilir durumda. Kendi ihtiyaçlarını projelendirerek çözebilir konumda. Bunu Türkiye'de de birçok firmada yapabileceğini de düşünüyorum. Ki araç üretiminde çok yaşıyoruz. Hala fren sistemini Türkiye'de talipli olan bir firma bulamadık. Bir fren sistemini çalışacak ve evet uygulama alanımız da burası diyeceğimiz bir ceval bir şirket bulamamış durumdayız. Evet, yine pandemi gösterdi ki bize bilet dışı gelirlerimizi arttırmalıyız. Niye? Bu şirket evet kar amacı gütmüyor ama hayatta kalıp en konforlu ve hizmetine sürdürülebilir vaziyette yaşamına devam etmesi lazım. Dolayısıyla bilet dışı gelirlere de ihtiyacı olmaktadır. Raylı sistemler sektörüne öncülük etmek, bu her alanda biraz... bunu söyleyince samimi bir şeyi de söyleyeyim. Evet, fazla öncü şeyi gibi kullanır, her şirket kullanıyor. Ama Metro İstanbul zaten uygulama alanı olarak her şirkete temas edecek bir laboratuvar. Dolayısıyla bir sürü ihtiyaçlar var. Ceyhun Bey'in bahsettiği gelecek vizyonuna baktığınız zaman araçlar bir sürü. Ki Filo'da az önce orayı geçtim, 30 tane Durmazlar aracı, 18 tane İstanbul Tramvay aracı, Metro İstanbul'un ürettiği 1015 araçtan bahsediyoruz, 48 tane yerli araç. Şimdi Bozankaya 100 tane üretecek, sayıyı arttıracağız. Biz 34 tane üreteceğiz ve devamını getireceğiz. Sayıyı arttıracağız. Bunların daha dengeli bir şekilde gelmesi lazım. Biraz da kategorize edersek, evet biz ulaşımın geleceğini tasarlıyoruz mottosuyla yola çıktık. Bu yolda çalışıyoruz. Bakım tarafımız bizim için çok önemli. Bakımları daha böyle sistematik bir şekilde otomatize edilmiş, daha akıllı sistemlere kavuşturacağımız, biraz manuel şeylerden kurtaracağımız, ki bazı üniteleri araçta test edip, aracı önce kanala alıp söküp tekrar testini yapıp araca takıp kanaldan çıkartıp yola çıkartıp test sürüşü olmadı, bir daha bu baştan sardığımız bir bakım serüvenlerimiz var. Bunları daha böyle otomatik hale getireceğimiz, birazdan projesinden bahsedeceğim. Söktüğünüzde doğrudan testini 30 dakika gibi sürelerde yapabileceğiniz test ünitelerini geliştirdik. Üretim, anlattığım gibi yerli üretim, parça üretimi, büyük üretimler vesaire kavramları bizim günümüzün gerçeği. Kontrol ve otomasyon ray hattı için ya da farklı sistemler için kontrol otomasyon sistemlerinde projeler ve yerli işbirlikçilerimizle projeler yapıyoruz. Enerji en büyük maliyet kalemlerimizden biri. Önce tüketimi bir analiz etmemiz gerekiyor ki bunda da ciddi çalışmalar yaptık. Akademik çalışmalar da yapmaya başladık. Biz gördük ki bazı sürüş performanslarında, ki bilirsiniz ekonomik sürüşlerde cer gücünden kısıp biraz daha yavaş gidip parkuru uzatıp tasarruf sağlama modeli vardır. Biz bunu biraz daha değiştirdik. Projesinden bahsedeceğim. Hız optimizasyonu projesiyle birlikte neredeyse %20'lere varan bir tasarruf elde edebileceğimizi gördük. Bunlar akademik çalışmalar ama test ortamlarında araç üzerinde bir fiil sonucuna da kavuştuğumuz çalışmalar. Dolayısıyla evet, daha az maliyetlerle yolcumuza konforunu arttırmak ve İstanbul kaynaklarını verimli kullanabilmek için projeler geliştiriyoruz. Çeşitli projelerden örneklerimiz burada var. Yerleşme faaliyetlerimizden. Buraya hızlı geçeceğim. Bu mühendislik çalışmalarımızı tabii Arge merkezinde bütün Metro İstanbul'un mühendislik çalışmalarını bir çatı altında toplamaya başladık. 3 yıl önce bir organizasyonel yapılanma geçirdik ve Arge merkezimizi biraz daha bütün disiplinlere hitap edecek şekle getirdik. Önceden bir proje yapar, zaman zaman büyük proje yapıp sönümlenen bir yapıdaydı. Sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için evet bütün disiplinlere hitap edecek. Evet, bir farklı bir otorite tarafından da burası ARGE merkezidir diyeceği bir tescille kavuşacak şekle getirmiş olduk. 2021 yılında başlayıp hazırlıkları, ilk başvurumuzu yaptık, sonra ödevlerimizi aldık ve 2022 yılında nihayetinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla ARGE merkezi tescilimizi almış olduk. Şu an raylı sistemlerde tek aktif ARGE merkezi.
Projelerden biraz bahsedeyim. İlk yerli sinyalizasyon projemiz bu Esenler depo sahasında 29-28 makasın bulunduğu, 14 tane yolun bulunduğu ve karmaşık bir rota yapısına sahip olan dar bir bölgedeki sinyalizasyon altyapısıydı ki burada flank protection'ları, rotaları, güvenli emniyetli rotaları, kilitlemeleri vesaireleri yapmak oldukça zordu. Ama çok şükür ki Metro İstanbul'daki mühendis arkadaşlarımız da siliki seviyesinde 52 tane sinyal ve 71 aksayıcıyla şu gördüğünüz bölgedeki günlük 1000 manevrayı kumanda merkezinden, ATS sisteminden otomatik rotalarını açarak güvenli ve emniyetli bir şekilde dar bir bölgede bu işletmemizi yapabilir duruma geldik. 2016 yılından beri de aktif M1 kumanda merkezinde çalışmaktadır. Bu bizim içimizde bir uhde olarak kalan sonucuna nihayetine erişemediğimiz CBTC projemiz. İlk başlangıcı 2018 yılında sözleşmesi imzalanmış. Büyükşehir Belediye'mizin talimatıyla tamamının yerli mühendislerle yapılacağı bir sinyalizasyon projesiydi. ASELSAN ve TÜBİTAK'la ortak başladığımız, çeşitli sebeplerden nihayete ermediği, hattın inşaatı vesaireden sebep nihayete ermediği bir proje olmakla birlikte şu yönü bize çok gurur veriyor. Biz evet sektöre önce olmak niyetiyle yola çıktığımız süreçte buradaki bilgi birikimini, know-how'ı hepsini ASELSAN ve TÜBİTAK'a da transfer etmiş olduk. Ve yetmeyip, bunu biraz şeyde söylüyorum böyle kinayeli, ekiplerimiz de oraya gitti. Bayağı bir ekibimiz ASELSAN ve TÜBİTAK'ta oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Nihayetinde bir başka hatta artık Türkiye'nin yerli sinyalizasyonu var diyebileceğimiz bir işletmeye kavuşmuş oldu. Biz durmadık, biz kendi ATS'mizi yaptık, bunu da belli bir noktaya getirdik ve yakın zamanda belki Kirazlı Halkalı uzatmasının ihalesiyle birlikte bu ATS sistemimizi çeşitli ortaklıklarla beraber hattımızda kullanıp tamamını renovasyona tabi tutup GOA 2 seviyesinde bir sinyalizasyona kavuşturacağız. Bahsettiğim bakıma yönelik olan test ünitelerinde, şimdi fren test ünitesinde hidrolik power unitleri vardır. Araçtan bogiden sökersiniz, dediğim gibi kanala getirirsiniz, bakarsınız, tekrar araca takarsınız, sürersiniz, olmadı tekrar kanala getir, sök tak. Bu ürünü, HPU test ürünü cihazını firmalardan talep ettiğinizde satışı yok. Her zaman bize o üniteyi sökün getirin, biz servisini verelim, ondan sonra tekrar iade edelim. Hem süreci uzun hem de ciddi maliyet doğuracak bir unsurdu. Biz önce bir araçta prototipini başlattık ve bir aracın hidrolik power unitini testini 30 dakika gibi bir sürede herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan otomatik raporlama yapacak şekilde testini yapabilir üniteyi geliştirdik. Sonra bir rakabın birden fazla model olunca farklı farklı cihazlara da ihtiyaç duymayalım diye tek rakabın içerisinde tramvay hattımızda bulunan bütün filodaki araçların bütün hidrolik power unitlerini yapabilecek konfigürasyona kavuşturarak tek bir üniteyle birden fazla aracın test ünitesini, HPU testini yapabilecek konuma getirmiş olduk. Şu an hazır ve atölyemizde biz aktif olarak kullanmaya başladığımız bir ünite. ASAT valf yine hidrolik power unit içerisinde yer alan bir valf, oransal valfleri ve bunların da testini yapamıyorduk ve sürekli hurdaya ayırma vesaireler yaşıyorduk. Bir tanesi 10 bin dolarlara varan şeyler. Bunun testini yapabilir miyiz diye biraz ARGE merkezinde araştırdığımızda evet testini yapabileceğimiz, speklerini bildiğimiz, bir aralıkta test edebildiğimiz bir şeye kavuştuk ve bunun da test ünitesini geliştirerek artık o valflerin geri dönüştürülebilir, kullanılabilir hale getirmiş olduk. Yine atölyemizde hali hazırda kullanılan bir ünite. Yürüyen merdivenlerle ilgili ciddi çalışma yapıyoruz. Son 3 yılda çeşitli yerlerde farklı manipülasyonlar olmakla birlikte yürüyen merdivenler ciddi bir bakım süreci yaşıyoruz. Bir kısmı outsource olan, in-house olan süreçlerimiz var ama biz kestirimci bakıma yönelik çalışmalarımızı odakladık. Sağ tarafta gördüğünüz kestirimci bakım projesini TÜBİTAK'la beraber yürüyen merdivenin çeşitli noktalarına sensörler yerleştirerek hem gürültüsünü, sesini, ısısını, akımını, sarkmasını, basamak açıklıklarını vesairelerini analiz edecek. Hem de bunu biraz makine öğrenme diline kavuşturarak verileri kıymetlendirdikten sonra bir yazılıma kavuşturmak istiyoruz. Ve artık arızalar doğmadan bunların alarmlarını düşürüp otomatik SAP'den de bildirimlerini açabilecek projemizi başlattık. Yıl sonu itibariyle de ilk prototipimiz bitmiş olacak. 3 tane yürüyen merdivende devreye alacağız. Zincir geri kazanımda biliyorsunuz yürüyen merdivenlerde en büyük maliyet sarf malzemesi zincir. Maalesef üreticiler belki aramızda vardır üreticiler değiştirilebilir zincir üretiminden imtina ediyorlar ya da üretmiyorlar, üretilemiyor, maliyetli oluyor vesaire. Ama biz herhangi bir uzamada
Belki 3 bakla 5 baklayı değiştirerek zinciri kurtarabilecekken zincirin tamamını atıyoruz. Ve yıllık 5 kilometre 10 kilometrelere varan bir sarfiyattan bahsediyoruz. Ciddi rakamlar tutuyor. Biz bunu kendimiz üretmek değil ama üreticiye bir model çıkarmak. Evet, o aşınmayı PİM'e yoğunlaştırıp, PİM'e yönlendirip, PİM'in değiştirebilir bir şekilde segmanlı yapıya dönüştürüp, PİM'in değişmesi suretiyle baklaları kurtaracağımız ya da bunlardaki tekerlek mekanizmasındaki rulmanları değiştirebileceğimiz yapıda üretimi tasarladık. Biz kendimiz burada malzeme analizlerini yaptık ve artık üreticilere bu şekilde üretmesini talep ediyoruz ki geri dönüştürülebilir zincirlere kavuşalım, maliyetlerimiz biraz daha aşağıya insin diye. Ray hatlarında biliyorsunuz ray sistemin en büyük şeyi teker ray aşınması ve buradaki yaşanan gürültü problemi vesaire. Konvansiyonel sistemlerde araç üstünde yağlamalar vardır. Her kurtta yağlar vesaire. Sabit yağlamalarda çeşitli üretim şeyleri var. Ama bizim ihtiyacımız biraz daha bu Dudullu yerleşkemizde, Beyçerkin yerleşkemizde depo sahasında ilk pilot uygulamasını yaptık. Biz iklim koşullarını takip ediyoruz. Trenin rotasını takip ediyoruz. Trenin gürültüsünü takip ediyoruz ve en optimum yağlamayı farklı ayarları kendisinin yapabileceği bir sisteme kavuşturmuş olduk. Sabit bir yağlama yapmıyoruz orada aslında. Bir yere kurduk. Birkaç tane nozulla beraber ortamın durumunu analiz ederek belli bir kilometreye kadar fayda sağlayacak bir yağlama geliştirmiş olduk. Bu ürünümüz de bitti ve biz Dudullu yerleşkesinde kullanmaya başladık. Enerjiden bahsetmiştim. Evet, o zaman bir miktar girdik şeyi. Trenlerimiz evet tek bir hız profilinde sürüş performansı gösterecek şekilde kurgulanıyor. Bazı sistemlerde eko sürüş içeriyor. Ama o eko sürüş, yapılan eko sürüşler hep cer gücünden kısıp biraz daha yavaşlatarak parkur süresini uzatarak yapılıyor. Biz parkur süresinden ödün veremeyiz. Çünkü seferlerimiz planlıdır. Günlük yapmamız gereken sefer sayısı da sabittir. Dolayısıyla o limitler içerisinde kalabileceğiniz doğru ivmelenmeyi, doğru sabit salınımı, yavaşlamayı ve frenlemeyi doğru noktada yapmanız lazım. Biz bunu çeşitli programlar kullanarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak yaptığımız çalışmayla hattın önce geometrisindeki eğimleri vesaireleri, hat duruşları, hızlanma noktaları, sinyalin verdiği ya da sivil spitlerin verdiği limitlerle bunları bir dengeye oturttuk ve bir grafiğimiz ortaya çıktı. Bu grafiği normalde bir optimizasyon yazılımına döktüğümüz zaman teorik hesabında %20-25 oranında bir enerji verimliliği sağladı. Biz bunu dönüp bir de trenimizde deneyelim dedik. M3 hattında Alstom trenimizde denedik. Ve oradaki sürüş performansında sadece parkurdan, tam parkurdan gidiş dönüşten 6 saniye kaybederek %20 enerji verimliliği sağladığını gördük. Şimdi bundan sonraki yapılacak çalışmalar, tabii daire başkanlığımızla beraber yeni sinyalizasyonları, yeni hatlar açıldığı zaman tren hızı profillerini doğru bir şekilde kurgulayıp ekonomik sürüş değil en ideal sürüş. Ekonomik sürüş her zaman daha az, daha şeye gider. En ideal sürüşü sağlayacak ön çalışmaları yaparak sürüş profilini oluşturmak. Bunun bütün yazılım algoritması vesaire hepsini biz hazırladık. Bunlarla ilgili akademik makaleler de yayınladık. Ve bu çalışmamız birden fazla hatta hitap edecek şekilde bir çalışma oldu. Bunu tram 34 projesinde de kullanacağız. Araç üzerinde ekonomik sürüşü biz bu modelle yapacağız. Tram 34'te de makiniste de ekranda görüntü vererek sürüşünü doğru bir şekilde yapmasını sağlayacağız. Yolcu bilgilendirme projesi evet bu da artık günümüzde bizi biraz canımızı acıtan taraflarda. Çünkü bir uzatma yaptığınız zaman sistemin tamamını değiştirme ihtiyacı oluyor. Herhangi bir konfigürasyon, basit konfigürasyonları yapamaz durumda oluyorsunuz ve işletme hep tıkanıyor. Yani biz özel günler anonslarında bile zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bu şeyleri temellerini oluşturmaya başladık. Biz kendimiz ilk uygulamamızı KTA dediğimiz en eski aracımızda, 50 yıllık aracımızda uygulamamızı yaptık ve hattımızda şu an çalışıyor. Tüm file uygulama için de yakın zamanda ihalelerini bekliyoruz ki artık kendi çözümümüzü kendimiz bulmamız noktasında bir artı daha katıyor bize. Biz bütün yolcu gruplarını bildiğimiz için engelli yolcularımızın da ihtiyaçlarını biliyoruz ve bunları buraya adapte edebilecek altyapıyı da kurmaya başladık ki onunla ilgili de bir Avrupa Birliği projesi Eurostar'a başvurmuş olduk. İşitme engelli yolculara bir avatar yapıp bunun içerisinde hem işitme hem görme engelli için indüksiyon yayınları vesaire gibi kavramları da oturtacağımız intercom sistemi, anons sistemi, CCTV sistemi ve yolcu bilgilendirme sistemine kavuşacağız. Bunun da platformunu en azından servis platformlarını doğurmuş durumdayız. Ve yakın zamanda metrolarımıza da tek tip
IP tabanlı tek tip platforma kavuşturup artık birden fazla model, marka, hepsine ayrı ayrı git yüklemelerden vesaire kurtulmak istiyoruz. Bir merkezden tek bir anonsun yükleneceği, hepsinin ekipmanlarının benzer şekilde olduğu bir sisteme kavuşmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı başlattık. Diğer bir problemimiz de, bütün işletmeciler bunu yaşıyordur. Evet, bir sefer planımız var. Bu sefer planını yerine getirecek trenlerimiz var. Trenlerin sürüşünü sağlayacak makinistlerimiz var. Ve bunların hepsinin görev noktasında doğru yerde kavuşması lazım. Zaman zaman aracınız eksik kalır. Zaman zaman makinistiniz fazla kalır, fazla mesaisi olur, eksik kalır. İşletmeci arkadaşlar bilir. Bunun dengesini gütmek güçtür. Hem yük dağılımını doğru bir şekilde, insani çerçevede çalışacak şekilde, %70 aracın üstünde kalacağı, bir saat dinlenmesi olacağı vesaire, 4 gün çalışıp 2 gün dinlenebileceği bir algoritma. Evet, biz bunu bu zamana kadar bir Excel marifetiyle, kumanda merkezindeki arkadaşlarımızın tecrübesiyle yapıyoruz. Ama biz daha ileri götürüp, bunun yurt dışında iki tane örneği var. Şimdi marka model vermeye gerek yok. Onlar yaptığı çalışmada biz onlara uyarlanmamız gerekiyor. İşletmemizi tamamen ona çevirmemiz gerekiyor. Ama bu bize uygun bir şey değil. İstanbul şartlarında bizim ekonomimizde, bizim hattımızda, bizim kadromuzla beraber, bizim filo yapımızla beraber bize uygun bir program olması lazım. Dolayısıyla biz bunun ilk faslını, sefer planlamasını yaptık. Sonra görev atamasını yaptık. Şimdi de makinist optimizasyonu yaparak bu kümeler içerisinde en doğru çözümü nerede bulabiliriz? Hem insancıl çalışma, hem iş yükünü doğru dağıtma, hem görevlerde hiçbir gecikme yaşamama, hem trenleri karşılayacak makinistlerin görevleri vesaire gibi. Bu yazılımı da tamamen Arge merkezinde bizim arkadaşlarımız bir kısmını yaptı. Şimdi de bir 6 aylık bir seri zamanı kaldı. Bunların da tescil vesaire başvurularını yapmış durumdayız. Şimdi son olarak da araç tarafına geleyim. Aslında filonun eskiliğinden vesaire bahsettik. Burada sadece şeyi söyleyebilirim. 2000'in üzerinde tür parçanın yerlileşmesini sağladık biz bu zamana kadar. 34 yıllık işletmecilik hayatımızda 2000'den fazla tür parçayı yerleştirdik. Böylelikle biz 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık araçlarımızı hala işletmemizde canlı bir şekilde tutabiliyoruz. Tabii bu bize tecrübemizi kattığı şey, şimdi Tram 34'ten biraz bahsedeceğim. Bir küçük videomuz da var. 16 milyon İstanbulludan ilham aldı. Sesi var mı? %100 Türk tasarımcı ve mühendislerinin eseri. İşte İstanbul'un yeni tramvay aracı. Tram 34. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek vizyonu ve 34 yıllık Metro İstanbul tecrübesiyle tescilli Arge merkezimizde tasarlandı. Akılcı çözümleri, yolcu konforu, yüksek teknolojisi ve uygun fiyatıyla dünyayla rekabete hazır. Teknoloji ve tasarım harikası Tram 34'ü Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize hediye ediyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu İstanbul'a, ne mutlu Türkiye'ye. Teşekkür ederiz. Bu da hakikaten gurur verici bir proje. Biz bu projeyi Sanayi İşbirliği Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz Türkiye'deki ilk raylı sistem aracı projesi SİP ile yapılan T4 hattında hizmet verecek. Teknik üretim platformu, üretim lisansı hepsi kamuya ait olan, Büyükşehir Belediye ve Metro İstanbul'a ait olan bir araç. Seri üretime her şeyi hazır. Artık altyapı, teknik üretim platformu, alt sistemleri vesaireleri hazır. Ve üretime başladığımız bir proje. Yakın zamanda inşallah 2024'te olmayacak muhtemelen. 2025'e sarkacak. 2025'te raylarda olmasını ümit ediyoruz. Aracın tasarımını tamamen Türk mühendisleri yaptı. Ve buradaki alt sistem, konfigürasyon vesaire hepsini bizim Arge merkezimizdeki arkadaşlarımız yaptı. Bu çalışmaları yaparken tabii herkesi memnun etmekte güç bu, ama bir sürü geri bildirimler içerisinde ortak kümeleşen bir sürü geri bildirim aldık. Bunun üzerinde de çalıştığımız ama işletmemiz esnasında T4 hattı yolcu profillerinin beklentilerini de alıp analiz ettiğimiz bir tasarıma kavuşturmuş olduk. Ses bariyerleri, bir yolcunun bir yolcuyu rahatsız etmemesi, bisikletli yolcu,
tüm yolcu gruplarından engelli grupları veya pusetli yolcular için belirli alanların oluşturulduğu, içerisinde tabii ki USB şarjları vesaireleri olduğu ve bununla yetinmeyip tabii bunda biraz da yerlileşmeyi evet üstüne katmamız lazım dedik. Ve kritik sistemlerle ilgili bazı adımlar atmaya başladık. Bunları yerleştireceğiz. İlk yapacağımız şey pantograf tarafında universal bir pantograf yapmak. Çünkü bizim aracılarımızın hepsinin pantografları farklı farklı. Ve bir taraftaki pantografın bakımı, onarımı, arızası, çalışma prensibi farklı. Bu taraftaki farklı. Biz bunları belirli skoplar içerisinde kesiştirebileceğimizi gördük ve bunun tasarımını yaptık. Şu an bunun da tescilini aldık. Patentini tescilini almış durumdayız. İlk uygulamamız da tram 34'te olacak. Birden fazla tramvay aracına hitap edecek bir universal pantograf geliştirmesi yapıyoruz. Yine yolcu bilgilendirme sistemi demin bahsettiğim bütün yolcu gruplarına hitap edecek yolcu bilgilendirme sistemi içerisinde olacak. Yerli olarak tedarikçiler, şimdi sırayla saymayacağım ama çeşitli sistemlerin yerli üreticileri Türkiye'de olacak ve belki sanayi işbirliği programını biliyorsunuzdur. Orada sağlam bir yerlilik takibi var. Böyle sadece Türkiye'de paranın döndüğü vesaire değil, teknoloji anlamında tasarımının ve üretiminin burada yapılacağı koşullar var. Biz bunları taahhüt ettik. Tamamının tasarımını, üretimini, tesis olarak altyapısını burada kuracağımız biz %60'ın üzerinde bir yerlilik olacak bu aracın içerisinde. Tabii bunları yaparken gelecekte evet metro araçları, Metro İstanbul şunu söylemekte de bir beis yok. Büyük bir üretici tesis haline belki hiçbir zaman gelmeyecek. Biz binlerce araç hepsine biz fabrikalar kurup vesaire değil ama bu sektör tıkandığı zaman demin 1015 araçtan bahsetmiştim. 48 tane araç, 34 yılda 48 tane araç üretebilmişiz. Demek ki sektör tıkanmış. Ama parasal, ama ihalesel, ama vesaire yerli firmalar buralarda yer almamış. Her durduğu esnada Metro İstanbul çıkmış tekrar. Demiş ben 18 araç üreteceğim, 2014'te tekrar üretmiş. O devirde yerli araç üretimi yok. Şimdiye kadar teklif verilmeyen ya da gelinmeyen vesaire, bilmiyorum ekonomik koşullar da denebilir ama öyle ya da böyle ülke sevdalısıysak, burada yetiştiysek buraya hizmet etmek zorundayız. Biz Türk mühendisleriyiz ve Türkiye'ye hizmet etmek zorundayız. Dolayısıyla bu aracın da çıkış mottosu buydu. Yerli üreticiler yer almıyorsa biz sektöre anahtar oluruz. Cesaret veririz, uygulama alanı açarız, laboratuvarımızı açarız, olmuyorsa biz yaparız. Bütün mottomuz bu. Teşekkür ederiz.